Arkadaşlar belediyeye kadar yürüyeceğiz. Orada eylemimizi sonlandıracağız. İyi de belediyeyle ne alakası var bu olayın? Ne bileyim, aklıma bir olay geldi. Nereye yürümemiz gerekiyor, bilen yok mu? Bir sigara molası verelim, düşünürüz. Ulan bu yaşadığımız hayatı Hollanda'da ineğe yaslat, 2 gün sonra süt demediğim ederim. Ben çok denedim bırakmayı. Bırakamadım ama, değil mi? Yo, bıraktım. Ne işin var bu eylemde? Biz arkadaşla eylem kalabalık olsun diye para karşılığı geldik. Ulan parayla adam toplamalarına rağmen saysan 10 kişi yokuz. Dünya boştur lan. He? Yürüyün arkadaşlar, yolumuz uzun. Azıcık daha dinlenseydik ya. Kesildik yürüyünce. Lan daha yürümedik ki. Olduğumuz yerde yarım saatte dinleniyoruz. Hadi baba, yapabilirsin. Başkanım, çok uzaksa minibüsle gidelim. Kaptan, şuradan belediye 10 kişi alır mısın? Olur mu öyle şey? Zaten bu eylemin amacı yürümek. Yürüyün arkadaşlar. Oh be, çok şükür geldik nihayet. Bu da değil mi? Ulan böyle belediye binası mı olur? Püskesi bile yok. Haydi arkadaşlar. Geldik şurası. Allah rahmi, Allah belanı versin, dur artık. Vallahi geldik bak, görünüyor. Şurası diye dünya kadar yol yürüttü vicdansız. Ben daha fazla dayanamayacağım. Beni buraya gömün, siz devam edin. Hata sizde değil oğlum, bende. Günde 2 paket sigara içen adamlarla yürüyüş düzenliyorum. Abi biz daha fazla yürüyemeyeceğiz. Ne yapacağız? Olaysız bir şekilde dağılalım bence. Dağılmadan önce bir sigara molası mı versek? İzzet mi sen de buldun rahat yeri, üstünde sigara mı içeceksin? Ben mecbur yürüyeceğim, parasını peşin aldım. Desenize bu yıl da olmadı. Bu yıl da olmadı derken? Her sene sigara gelen zammı protesto etmek için yürüyüş düzenliyorum. Eyleme katılanların nefesi yürüyüşü bitirmeye yetmediği için bir türlü sesimizi duyuramıyoruz.